Diyelim ki bahçenizde parti veriyorsunuz. İki arkadaşınız frisbee oynarken yanlışlıkla evin arkasına doğru atıyorlar. İçlerinden biri frisbee'yi almak için evin yanına gittiğinde topa benzer bir şeyle karşılaşıyor. Bu oyuncağı yerden alacağı sırada arı vızıltıları duymaya başlıyor. Meğer bahçenizde devasa bir yaban arısı yuvası varmış. Arkadaşınız hızla geri dönüyor ve evin içine giriyor. Herkes şaşkınlıkla onun aceleyle eve girişini izliyor. Sonra üzerinize doğru gelen yaban arısı sürüsünü fark ediyorsunuz. Arkadaşlarınızla birlikte korkuyorsunuz ve siz de soluğu evin içinde alıyorsunuz. Herkes hayal kırıklığı içinde pencereden dışarıyı izliyor. Partinin yeni sahipleri haline gelen yaban arıları bahçenizi ele geçirmeye başlıyor. Bahçe masasındaki yemeklerin üzerine üşüşüyorlar ve ardından da tüm bahçenizi istila ediyorlar. Arkadaşlarınıza partinin bittiğini söylüyorsunuz ve temizliğe başlıyorsunuz. Yaban arıları tahrik edilmedikleri sürece genellikle zararsız canlılardır. Fakat yine de kendi başınıza hareket etmemeye karar veriyorsunuz. Haşere kontrolü arıyorsunuz ve evinize gelmelerini bekliyorsunuz. Derken yaban arılarından birinin eve girdiğini görüyorsunuz. İnsanlar panik içinde kaçışmaya başlıyor. Hemen ön kapıyı açıyorsunuz ve arkadaşlarınızın dışarı çıkmasını sağlıyorsunuz. Çevrenizde bir yaban arısı kovanı olup olmadığını anlamanın en iyi yolu uçuş güzergahlarını gözlemlemektir. Sürekli olarak aynı rota üzerinde uçan yaban arılarıyla karşılaşıyorsanız yuvaları muhtemelen çok uzakta değildir. Ne kadar fazla yaban arısı gördüğünüze de dikkat etmelisiniz. Çünkü tek başlarına hareket edebildikleri gibi yaban arıları büyük koloniler halinde de yaşayabilir. Yaban arılarının olağanüstü mimari içgüdüleri vardır. Kovanlarını ağaç liflerini ve salyalarını karıştırarak yaparlar. Bu karışımı kağıt benzeri bir maddeye çevirirler ve altıgen şeklinde yapılar inşa ederler. Lifleri ağaçlardan elde edebilecekleri gibi insanların yakınlarında yaşıyorlarsa çitlerden ya da pencere çerçevelerinden de alabilirler. Bu sırada koruyucu giysiler içinde dünyayı kurtarma görevine çıkıyormuş gibi görünen haşere kontrol uzmanı evinize varıyor. Arkanıza yaslanıyorsunuz ve uzmanın işini yapmasını izliyorsunuz. Sonunda kovanın etkisiz hale getirildiğini görüyorsunuz. Yuva evde değil de bahçenizde olduğu için şanslısınız. Çünkü yaban arılarının evlerin içinde, gardıropların arkasında, garaj köşelerinde hatta pencere kenarlarında bile yuva yaptığı bilinmektedir. Dışarıda olsalar bile gönül rahatlığıyla temiz hava almak için pencerenizi açamazsınız. Haşere kontrol uzmanı bir meslektaşından futbol topu büyüklüğündeki kovanı doğadaki güvenli bir alana bırakmasını rica ediyor. Yaban arıları aslında doğanın haşere kontrol uzmanlarıdır. Böceklerin çoğu onlara dalaşmaya cesaret edemez. Bu canlılar önlerine çıkan her şeyi avlayabilir. Hatta bazı çiftçiler bu canlıları sever ve mahsullerini zararlı böceklerden korumak için onlardan yardım alır. Neyse, artık haşere probleminiz kalmadığına göre partinize kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Şimdiye dek karşılaşılan en büyük yaban arısı kovanı 1963 yılının Nisan ayında Ücra Nokta'daki bir çiftlikte keşfedildi. Bu kovan o kadar büyük ve ağırdı ki asılı olduğu ağaçtan düşmüş ve ikiye ayrılmıştı. Kovanın uzunluğu yaklaşık olarak 4 metre, yani neredeyse bir vosvos kadar. Çapı ise 1,5 metre, yani neredeyse bir buzdolabı kadardı. Doğrusu o ağacın altında piknik yapmak istemezdim. Şimdi de Brezilya'nın kuzeydoğu bölgesinde huzur dolu bir doğa yürüyüşündesiniz diyelim. Derken bir şeylerin yolunda gitmediği hissine kapılıyorsunuz. Hayır, sorun midenizde değil, şu an iyisiniz. Fakat gördüğünüz manzara bir garip. Tuhaf bir şey var ama ne olduğunu bilemiyorsunuz. O sırada size bir şeyler anlatmaya çalışan bir bilim insanı grubuyla karşılaşıyorsunuz. Önce ne söylediklerini anlamıyorsunuz. Fakat sonra büyük bir termit yuvasının üzerinde olduğunuzu fark ediyorsunuz. Bu böcekler ahşap kemirmeyi çok sevdiklerinden dolayı yuvalarını da bu bölgelerde inşa eder. Termitler karıncalar ve arılar gibi koloniler halinde yaşasa bile aslında hamam böcekleriyle akrabadır. Çoğunlukla Kuzey ve Güney Amerika kıtasında bulunuyor olsalar da izlerine Avrupa ve Asya'da da rastlamak mümkündür. Bunun sorumlusu ise onları dünyanın dört bir yanına gemilerle taşıyan insanlardır. Bu hayvanlar ellerine ya da daha doğrusu ağızlarına geçirdikleri ahşap her şeyi tüketir. Yuvanın üzerinden çekildikten sonra göz alabildiğince uzanan diğer termit yuvalarını görüyorsunuz. Bilim insanlarının yanına gidiyorsunuz ve size burada yaklaşık 200 milyon termit tepeciği bulunduğunu anlatıyorlar. Ortalama 3 metre uzunluğunda olan yuvalar manzaraya nefes kesici bir derinlik katıyor. Bilim insanları size bu tepeciklerin yaklaşık 4000 yaşında olduğunu ve uzaydaki uydulardan görülebildiklerini söylüyor. Bu tepecikler Birleşik Krallık'ın yüz ölçümü kadar büyük bir alanı kaplıyor. Bunu küçük bir termitin yaklaşık 4000 tane Mısır piramidi bulmasına benzetebilirsiniz. Terk edilmiş bu tepecikler bir yuva gibi değil, birbiriyle bağlantılı yeraltı tünelleri olarak işlev görür.
bilim insanları hala bu süper koloni ile ilgili cevaplar arıyor. Fakat şimdiye dek çok fazla şey bulamadılar. Örneğin kraliçenin odasının nerede olduğu bilinmiyor. Yapının büyüklüğü göz önünde bulundurulduğundaysa bunu yakın gelecekte bulmaları pek olası görünmüyor. Termitler becerikli hayvanlardır. Ancak ahşap binalara ve mahsullere çok fazla zarar verebilirler. Deniz aşırı ülkelere gemilerle gittiklerinden dolayı çevrelerine direkt olarak uyum sağlayamamışlardır. Bu yüzden insanların evleri de dahil olmak üzere bulabildikleri her güvenli alana yuva yapmışlardır. Termitler birçok ahşap binanın çürümesinde ve çökmesinde önemli rol oynamıştır. Ormanda bir kulübeniz varsa ve eşyalarınızın çoğu ahşapsa burayı termitler için açık büfe olarak düşünebilirsiniz. Bu canlılar tahtayla beslenir. Böylece selülozu daha küçük bileşenlere ayırırlar ve çevredeki bitkilerin büyümesine yardımcı olurlar. Göz alabildiğince büyük bir ovada yürüdüğünüzü ve sıcak güneşin tadını çıkardığınızı düşünün. Derken güneş ışınlarının bir karartıyla örtüldüğünü görüyorsunuz. Bu karartı üzerinize yağmur damlaları bırakacak bulutlara benzemiyor. Garip bir şekilde hareket ettiğini düşündüğünüz için biraz daha dikkatli bakıyorsunuz ve bu tuhaf karartının kocaman bir çekirge sürüsü olduğunu görüyorsunuz. Büyük ihtimalle o ana dek gördüklerinizin en büyüğü. 2020 yılında Afrika'nın doğusunda yüz ölçümü New York'un yaklaşık 3 katı olan bir alanı kaplayan bir çekirge istilası yaşandı. Çekirge sürüsü Afrika'nın doğusunda, Arap Yarımadası'nda ve Orta Doğu'da bulunan birçok tarım alanını mahvetti. Bilim insanları bunun son 50 yıldaki en büyük çekirge istilası olduğunu iddia etti. Çekirgeler en zararlı haşereler olarak kabul edilir. Doğada tek başına bir çekirge gördüğünüzde zararsız ve minik yaprak parçaları yiyen bir canlı ile karşılaştığınızı düşünürsünüz. Fakat 80 milyon aç çekirge görürseniz bunun hiç de iyi bir haber olmadığını bilirsiniz. Bu yüzden sayıları bu kadar fazla olduğunda tüm dünya odağını onlara çevirir. 2020 yılındaki istilayı kontrol altına almak çok zor oldu. Ayrıca bazı bölgeler için çok geç kalınmıştı. Üzerinize doğru gelen çekirge sürüsünü gördükten sonra bir sığınak aramaya başlıyorsunuz. Fakat bu canlılar yollarına çıkan neredeyse her şeyi yok edebilir. Neyse ki saklanabileceğiniz küçük bir kulübe buluyorsunuz. Çekirgeler kulübenin yanından geçerken bir fırtınanın içindeymişsiniz gibi sarsılıyorsunuz. Bir süre sonra ortalık sakinleşiyor. Dışarı bakıyorsunuz ve her şeyin tüketildiğini görüyorsunuz. Mahsullerin hepsi yok olmuş. Güneşi tekrar görebiliyorsunuz ama çekirge sürüsü hala yoluna devam ediyor. 2020 yılında çok fazla yıkıma yol açan diğer bir canlıysa Asya dev eşek arısıydı. Bilim insanları bu canlıların kışkırtılmadığı müddetçe insanlara karşı saldırgan olmadığını belirtiyor. Fakat bal arılarına karşı tutumları için aynı şeyi söyleyemeyiz. Bu yaban arısı türü devasa kovanları bile saatler içinde mahvedebiliyor. Minicik bal arıları ise ne yazık ki 5 cm uzunluğundaki bu devlere karşı kendilerini korumak için pek bir şey yapamıyor.